Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri %45 seviyesinde sabit tuttu. Tabii herkesin aslında takip ettiği en önemli şey karar metniydi. Karar metninde de en öne çıkan başlık şu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu cümleleri kullandı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma olursa para politikası tekrardan sıkılaştırılacak. Yani bu şu demek, biz şu an %45'te gayet uygun durumdayız. Enflasyon %60-65 dolaylarında ama bizim için yeterli. Daha üstüne çıkmadığı sürece enflasyonda biz burada kalacağız. Belki yılın ikinci çeyreğinden sonra, belki işte Ağustos aylarından sonra bir faiz indirim bile konuşabiliriz gibi bir algı oluştu tüm ekonomistlerde. Burada tabii baz etkisi ön plana çıkıyor. Baz etkisi dediğimiz şu, yaz aylarıyla beraber biliyorsunuz tüm işte özellikle temel gıda ürünlerinde yaş sebze ve meyve başta olmak üzere ürünlerin fiyatları biraz azalıyor, düşüyor tabii üretim fazlalığından dolayı. Dolayısıyla enflasyonda bir gevşeme söz konusu oluyor. Biz buna baz etkisi diyoruz. Zannediyorum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası baz etkisine çok fazla güveniyor. Umarım istedikleri gibi olur ve tekrar havalar soğuduğunda yeni bir enflasyonla karşı karşıya kalmayız. Beklentiler bu yönde. Bunu takip etmiş olduk. Evet, Bitcoin'le devam edelim. Bitcoin zaten geçen hafta buradaki 51.940 bölgesini henüz aşamada bir dirençte. Yalnız Bitcoin bir konsolidasyon süreci yaşamıştı. 25.000 bölgesinde ciddi bir konsolidasyon, yani bir alım bölgesi yaşadı. Ve yavaş yavaş görüyorsunuz kademe kademe ve yavaş yavaş demeyelim aslında 2-2,5 aylık bir süreçte %100'ün üzerinde güzel bir prim yaptı. Özellikle altcoinler daha fazla yaptı bunu. Bazı altcoinler özür dilerim. Dolayısıyla burada takip edeceğimiz en önemli rakam 51.940 bölgesi. Altta da 44.419 bölgesi. Bunu şundan dolayı söylüyorum. 51.940'ın üstüne çıkmadığı sürece Bitcoin için yeni alım fırsatı yok demektir. Ama üzerine çıkar. En az 1 veya 2 günlük kapanış alırsa yukarıda 57.000'e kadar ben bir yükselişin devamını düşünüyorum Bitcoin'de. Fakat 51.940'ın altında kalırsa paydos. Bitcoin'i bekleyeceksiniz. Ben bunu veririm diyorsunuz kendi adınıza. Tabii ki. Yani tabii ki şahsi fikrim bu. 44.400'e kadar geri çekilmesini ben normal karşılarım. Yani biri beni arasa dese ki hocam Bitcoin 51.940'ı kıramadı. Nereye kadar düşer? 44.400 derim. 45.000'e geldi. Hocam çok düştü kardeşim. 44.400'e kadar düşüş benim için normal. Düşebilir. Para düşebilir. Bu normal benim için. Ha 44.400'ün altında kalmaya başlarsa artık trend bozulmuştur. Yeni bir ay sezonu başlar. O zaman derim ki tamam. Almıyoruz, bekliyoruz. Bitcoin için de söyleyeceklerimiz bunlar. Bitcoin ile ilgili çok küçük bir şey söyleyeceğim. Bazen insanlar, şimdi biz burada altcoin analizi yapmıyoruz. Bazen diyor ki, bir tanesi geliyor mesela benim yanıma. Diyor ki hocam, bir altcoin var. Dünyayı kurtaracak proje yapıyormuş. Adı ne diyorum? Adı neydi acaba diyor. Ya diyorum kardeşim bak, bizzat takip ettiğin, dünyayı kurtaracak proje yaptığı dediğin bir coin'in adını bilmiyorsun ya. Nasıl dünyayı kurtaracak proje yapıyor? Onun için ben tüm seyircilerimizden rica ediyorum. Tüyolarla veya kulaktan dolma bilgilerle böyle. Lütfen ama lütfen üstüne böyle bastırarak söylüyorum. Sinyalle vesaire olacak bir iş değil. Hayır, kesinlikle. Bir stratejiniz olmalı ve o strateji dahilinde hareket etmelisiniz. Evet, ons altındayız. Altınla ilgili geçen hafta özellikle altın niteliğinde bilgiler verdiniz. Çok güzeldi, çok kaliteliydi. Ben de biraz böyle az çok haşır neşirim. Ya bahsetmiş olduğunuz konular, uzmanlığınızı benim nezdimde o kadar onayladı ki. Çok sağ olun. Yani sonuna kadar sözünüzün, kelamınızın arkasındayım. Çok profesyonelsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Rica ederim. Ons altın ekrandaki grafiğimiz yine günlük arkadaşlar. Bakın dikkat edelim sayın seyirciler. Sürekli günlük grafik kullanıyoruz. Çünkü kısa orta vadede bize en anlamlı sonuçları günlük grafikler verir. 4 saatlik grafik kullanabiliriz. Bakın bazı traderlar 30 dakikalık, 60 dakikalık grafikler kullanabilir. Fakat gerek yok. Biz günlük grafikte daha anlamlı sonuçlar oluşturuyoruz. Bakın az önce gümüşte de bahsettim. Bant hareketi yapan bir enstrümandan bahsediyoruz. Ons altın. Ve Aralık ayından bu yana bu bant hareketinin neredeyse dışına çıkmadığı sonucu zaten ekranda açık ve net gözüküyor. Peki bu hafta neler yapabilir ons altın? Önce ondan bahsedelim. Bakın kapanışımız, hafta sonu kapanışımız negatifti. Şimdi de yatay pozitif bir durumda seyrediyor ons altın. Burada önemli bölge bizim için 2040 bölgesi. 2040'ın üzerinde, bakın buraya lütfen dikkat edelim sayın seyirciler. 2040'ın üzerinde en az 2 günlük kapanış almadıkça ons altında buy yönlü işlemlere girilmez.
2040-2041 bölgesi, hatta üzerinde en az 2 günlük kapanış olması gerekiyor. Bu bölgeyi gördü, üstüne çıktı, hırs yaptı yatırımcı ve aldı. Fake bir hareket olabilir, sahte. Bakın, yapmadı mı? Yaptı. Üstüne çıktı ama ikinci gün kapanış almadan tekrar 1988'e kadar geri çekildi. Bu nedir biliyor musunuz Baki Bey? Bu bölgede alıp da aşağı indiğinde, özellikle kaldıraçlı piyasalar için konuşuyorum bunu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu yatırımcının evin yolunu, ya ben nerede oturuyordum acaba diye oraya kadar gidebilir diyorsunuz. Gidebilir, yani. Gidebilir. Böyle travmatik sonuçlarla karşılaşabiliriz. Ama acaba ben nerede oturuyordum diyeceği bir noktaya gelebilir. O kadar. Hele ki kaldıraçını ayarlayamazsa. Bakın, bu noktada lütfen ben sayın seyircilerimizden özellikle rica ediyorum. Lütfen temkinli olalım. Lütfen dikkatli olalım.